Herkese selam dostlar. 50x bir işlem açtım Fantom'da. Sonucu birazdan aşağıda göreceksiniz. Arkadaşlar işlemlere nereden giriyorum, nereden çıkıyorum bunları anlatacağım öncelikle. Biliyorsunuz bundan birkaç video önce 125x Bitcoin'e bir işlem açmıştım ve 50-60 dolar tamamen %100 şansımıza dayalı bir kazanç elde etmiştik. Hiçbir şekilde teknik analiz vesaire işlemez. Arkadaşlar 125x'te hiçbir şey işlemez. Bakın tamamen şansa kazandık. Öncelikle bunu söyleyeyim. Daha sonraki videomda biliyorsanız 100 dolarlık bir yatırım daha yaptım. 125x yaptım. 125x 50 dolar mı 100 dolar bir yatırım yaptım. 125x'e gene girdim ve birkaç saniye, hatta birkaç dakikada, aynen birkaç saniye mi birkaç dakikada likit olduk arkadaşlar. Bütün parayı verdik. Yani şans, tamamen şans. Bunu görmeniz için yapmıştım bu videoyu. Yani size hibe ettim. Neyse arkadaşlar. Şimdi işlemlere nereden giriyorum, nereden çıkıyorum? Arkadaşlar öncelikle pozisyonu göstereyim. Fantom'da ben sabah işleme girdim. Şöyle göstereyim. 186 dolarla 50x'lik bir işleme girdim. Şu an 252 dolar bir kazanç var. 300 küsür doları da gördüm. Artı 50 dolar 60 dolar eksiği de gördüm. Şimdi arkadaşlar bu işleme neden ben 1.31'den girmişim görüyorsunuz. 1.31. Neden 1.31'den girdim? Şimdi bazı insanlar geliyor şöyle. Canı istiyor, tamam mı? Canı işleme girmek istiyor. Şuradan, ya ben şuradan diyor gireyim ya diyor. Bak düşüyor diyor, buradan toparlar bu diyor, burada destek var diyor, bak şurada desteğe dönüşmüş, artık buradan toparlar çıkar diyor. Öyle bir dünya yok arkadaşlar, öncelikle bunu size söyleyeyim, tamam mı? Şimdi yapmamız gereken birinci kural, bakın mesela ben şuralarda da kazandım, bu benim hesabım aslında 90 dolardı, şurada short işlem girdim, burada tekrar long girdim. O longun eklemesini yaptım burada. Biraz daha ekleme yaptım. Burada 1000 tane fantom almıştım. Burada 4000 tane daha aldım. Toplam 5000 fantomla roketledik. Şu 1.29'u görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Ben neredeyse likit oluyordum yani. Neredeyse likit oluyordum. Çok az bir şey kalmıştı. 1.28 benim likidasyon oranım. Bakın şurada yazıyor. 1.28.7. Benim likit oranım 1.29'da durdu. Tekrar yükseldi. Ya bakın bu bile riskli. Ben o kadar önlem almama rağmen bu bile neden riskli? Çünkü Bitcoin piyasasındasınız, kripto piyasasındasınız ve ben bu işleme neden oradan girdim? Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben işlemlerimde genellikle hep Fibonacci uygularım. Yani altın oran arkadaşlar. Altın oran gerçekten harika bir olay ya. Müthiş bir olay. Mesela bu bir saatlik kapatalım ve haftalık. Altın oranda benim kuralım şudur. Sabırlıyımdır. Kesinlikle günlerce, haftalarca sabrederim. Arkadaşlar şöyle bakın. En büyük düşüşleri biliyorsunuzdur. Şöyle çok büyük çakılmaların oldu. Nereye kadar düşmüş? Ya şu altın oran çizgisi burası. Altın oran çizgisi 1.33 arkadaşlar. Nereye kadar düşmüş o zaman? 1.26'ya kadar düşmüş. Ben burada ilk en başta 1.15'e bir şey verdim arkadaşlar. 1.17 burası. 1.15'e bir alım emri verdim. Çünkü ilk büyük düşüşte haftalıkta oraya bir iğne atmış. 1.15'e verdim. Daha sonra şöyle görüyorsunuz. 50 günlükte bir yükseliş var. Sürekli bir yükseliş var. Oraya vurup da geri dönebilirdi zaten ki öyle oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle şu iğneyi bekledim ben. Şu iğneyi bekledim. Bu iğne nereye attı? İlk attığı iğne her zaman, yani dikkat ediyorum, ilk attığı iğne her zaman çok derin oluyor. Onu bir dahaki attığı iğneler onu fazla geçmiyor. Çok büyük sıkıntı olmasa 1.29'a iğne atmış. Ben gittim 1.32'den bir işleme girdim. Yani şuralarda girdim. Haftalığa göre girdim. Ben gidip de böyle mesela bazı traderlar vardır. Günlük al satçılar yapar genelde. Günlükte en çok nereye düşmüş? Şöyle biraz geri gidelim. Ha, şuraya düşmüş değil mi? Bakın şuraya düşmüş. 2.14. Tamam. Buraya bir alım emri verir. Ama Bitcoin'in büyük bir çakılmasıyla beraber. Hop orayı direkt silme geçer. Sizi likit eder. Ben giderim her zaman arkadaşlar. Her zaman bakın. Bir işleme gireceksem yapacağım şey haftalıkta girmek. O işleme haftalıkta girerim. Haftalara göre açtım ben bunu değil mi arkadaşım? En çok nereye çakılmış ya bu? En güzel desteğin neresi? Burası. Tamam, ben oraya işlemi veririm. Geçerim. Gelirse gelir. Normalde düşük x'lerde girerim ama bu videoyu çekmek istemiştim. Sabah dedim hadi böyle bir şey yapayım. Dün doğrusu 1.32'den girdim işleme. Dün aldım. Bugün böyle hafif bir likit eder gibi oldu. Gene yükseldi. Artı şöyle bir olay var arkadaşlar. Bakın haftalıkta da MACD artık bayağı bir şey olmuş. Yani her an dönebilir. Dönebileceğini düşünüyorum. Dönmezse de zaten benim değildir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şöyle tekrar gelelim. Geldik buraya tekrar. 1.35'e kadar düşmüş. Ben 1.38'i gördüm. Mesela 201 dolar düşmüş. Ya çok da takmıyorum kafaya. Yani şu videoyu çekmek için biraz da işleme girdim açıkçası. işleme haftalığa göre giriyorum arkadaşlar. Haftalıktaki asıl destek neresiyse iğneyi en fazla oraya atıyor. Birazcık belki altına atıyor. Şöyle diyeyim, ben tamamen risksiz de girebilirdim. Buraya açardım abi 5x'i. 5x işlemimi açardım haftalığa göre. Beklerdim abi, 2 ay beklerim, 3 ay beklerim. Sıkıntı yok. Oraya bir iğne atarsa o beni kapar, çeker yukarı. Bakın 50x'de bile beni kaptı, yukarı çekti. Ha, likit olabilir miydim? Olabilirdim. Ama ben ne yaptım? Kendi riskimi minimize ettim. En doğru yerde girdim. Sizler de dikkat edin. Ayrıca şöyle bir tüyo daha vereyim. 1.2876 benim likidasyon yerim değil mi arkadaşlar? Şöyle geliyorum ben. Stop limit vermişim. Görüyor musunuz? 1.2886'ya vermişim. Yani 1 sent bile değil, böyle azıcık üstüne vermişim şeyi. Stop oranını. Çünkü 1.28'e geldiği zaman, 1.287'ye geldiği zaman benim hala içeride 18, 19, 20 dolarlık bir bakiyem olmuş oluyor. Ama onu da tek seferde alıyor oraya gelir gelmez. Ben bir tık üstüne verdim 18, 19 dolarımı kurtarmak için. Anladınız mı arkadaşlar? Yani likit ederse sizin hala içeride 10-15 dolarınız varken likit eder. Ama siz stop emri verdiğiniz zaman o parayı kurtarırsınız. Bir tık üstüne verin, kendiniz stop olun. Likit ettirmeyin kendinizi. Gitmesin paranız. Tamam mı arkadaşlar? Kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenin. Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Telegram kanalıma da bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.